Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün arılar son bulsun videolarının ikincisini sizlere aktarmak istiyorum. Arılar, arılar, arılar hayatımızı zindana çeviren, bizi hayattan soğutan arılar. Eğer bu yaptırdığım çalışmaları sistemli bir şekilde yaparsanız, tembelleşmezseniz, kesinlikle kalıcı olarak bu arılardan kurtulacaksınız. Arılar bir sonuçtur, hastalıklar da bir sonuçtur. Bir şeylerin birikimidir. Yanlış giden bir şeylerin birikimidir ve bedenimizde bize aslında hastalıkları, ağrıları yaparak sinyaller verir. Der ki bize, siz bir şeyleri değiştirmeniz lazım ki yeniden sizi orijinal şekilde yaşatayım. Evet dostlarım benim. Biz eğer kendimizi tanırsak ve bize gereksiz olan o sebepleri, önyargıları, kör inançları bilinçaltımızdan boşaltırsak, bedenimiz orijinal şekline döner. Bilinçaltımızda zaten ne yapması gerektiğini bilir. İçerideki şifacıyı hemen harekete geçirir ve o zaman da biz sağlıklı noktaya geliriz. Bugün sizlere yaptıracağım çalışma özellikle boyun bölgesindeki ağrılar, bütün kol üzerindeki ağrılar, omuz ağrıları ve uyluk ağrılarını içeren ağrılardır. Bugün yapacağınız bu çalışmayla boyun, kol, omuz ve uyluklarınızda ağrılar varsa onları kaldıracağız. Bu bölgelerdeki ağrıların nedenleri nelerdir? Öncelikle bundan bahsedeyim. Siz de kendinizi bir kontrol edin. Gerçekten hayatınızda bunlar var mı? Birinci nedenimiz şefk duygusunun eksikliği. Yaşamdan keyif alamıyorsanız ve bir yerlere husumet duyuyorsanız, öfkeliyseniz, bu ağrılar boyuna, kola, omuzlara ve uyluklara yerleşmeye başlıyor. İkinci olarak aşırı yük taşıdığınızı hissediyorsanız, birileri var hayatınızda ve onların yükünü kendiniz taşımak zorunda hissediyorsunuz. Yeter artık, omuzlarımdan in dediğiniz birileri var mı hayatınızda? Ama bir türlü de indiremiyorsunuz. Şöyle bir bakın. Eğer varsa zaten omuzlarınızda oturan odur ve o ağrıları size onlar veriyor demektir. Üçüncü olarak bu ağrıların sebepleri, durumları değerlendirirken geniş açıdan bakamayan ve olaylara duygusal tepki veren insanlarda oluşan ağrılardır bunlar. Kollarda, omuzlarda, boyunda ve uyluklarda. Eğer benim bu ağrılarım varsa bu söylediklerimi bir kontrol edin. Ve gelin benimle birlikte bu EFT çalışmasını, bu afirmasyonlarla birlikte yapalım ve siz de bu ağrılarınızdan arının. Birinci turda eğer geçmemişse ama derecesi düşmüşse ikinci defa deneyin.
Yine geçmemişse ama azalmışsa, yani %100'den %70'e düşmüşse ikinciyi, %70'den %50'ye düşmüşse üçüncüyü tekrarlayın dostlarım benim. Siz her tekrarladığınızda o ağrılar giderek daha da azalacak. Ve bunu ağrılarınız geçene kadar, gün, yıl, ay vermiyorum. Kimisi bir turda bunları geçirir, kimisi bunu 5 turda geçirebilir. Oradaki ağrının kronikliğine bağlı olarak. Bu yüzden bir kere yaptım, azaldı, bitmedi, bir daha yapmam demeyin. Tembellik yapmayın. Armut biş, azıma düş demeyin dostlarım benim. Biraz emekle o bilinçaltınızda size engel olan bu bakış açılarını birlikte değiştirelim. Evet, dün de tarif etmiştim. Bilmeyenler arkadaşlar EFT kursu derslerime gitsin. EFT'nin nasıl yapıldığını öğrensin. Ben yine de bugün bütün vuruş noktalarını tek tek göstereceğim. Siz de benim vurduğum yerlere vurarak, söylediklerimi tekrarlayarak yapın. Farkına varacaksınız. Birçok arkadaşım diyor ki beni bunu yaparken çok esnedim. Esnemek bunun çalıştığını gösterir dostlarım benim. Ve sonradan diyorsunuz %30 azaldı, rahatladım. Eğer devam ederseniz, ikinci, üçüncü turu atarsanız daha da rahatlayacağınızı, hatta sıfırlanacağını göreceksiniz. Evet, bugün boyun, kol, omuz ve uyluk ağrısı kronikleşmiş dostlarım, hadi karşıma geçin ve birlikte bu çalışmayı yapalım. Dediğim gibi önce karate kesme noktasından başlıyoruz. Vuruşlarla beni takip edin. Üçüncü göz, göz kenarı, göz altı, burun altı, dudak altı, köprücük kemikleri. Baş parmak ucu, işaret parmağı ucu, orta parmak ucu, yüzük parmağını atlıyoruz. Serçe parmağı ucu. Bu yüzük parmağı ve serçe parmağı arası da bir boşluk var arkada. O boşluğun içi, gamut noktası diyoruz. Bu noktalara vuruşlar yapacağız. Siz de benim vurduğum yerlere beni takip ederek söylediğim sözleri söylerseniz muhteşem bir çalışma olacak ve etkisine inanamayacaksınız dostlarım benim. Hadi başlayalım, hazırsanız. Benim boynum ağrır, kolum, omuzlarım, uyluklarımda ağrılar var. Hayatımın kalitesi bozuldu. Hayattan keyif alamıyorum. Yaptığım hiçbir şeyden zevk almıyorum. İnsanlar geldi omuzlarıma oturdu. İn diyorum, inmiyorlar. Ağırlıkları kaldı. Omuzlarım ağrıyor, boynum ağrıyor, kollarım ağrıyor. Onları taşımaktan yoruldum. Buna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Artık olayları doğru değerlendiremiyorum. Duygusal tepkiler veriyorum. Onları omuzlarımdan indiremiyorum. Buna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Benim kollarım, boynum, omuzlarım, uyluklarım ağrır. Bu ağrılara rağmen, hayatımın kalitesini bozan bu ağrılara rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Omuzlarımda onların yükünü hissediyorum. İnmiyorlar ve ben bunu ağırlık olarak, ağrı olarak hissediyorum. Bu ağrılara, hayatımın kalitesini bozan bu ağrılara rağmen ben kendimi olduğum gibi
kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Benim uyruklarımda, boynumda, kollarımda, omuzlarımda ağrılar var. Bu ağrılara rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Sırtımdan bir türlü indiremiyorum bu ağırlığı, bu ağrıları. Bu ağrılara rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Gözleriniz sağa sola takip edin beni. Benim ağrılarım var. Omuzlarımda, kollarımda, boynumda, uyluklarımda ağrılarım var. Bu ağrılara rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Hayatımın kaptanı benim. Patron benim. Ben ne istersem o olur. Sevgili bilinçaltım, şimdi sana yeni emrimi bildiriyorum. Ben sevgiyle ve heyecanla yaşam serüvenine katılıyorum. Kendi sorumluluğumu taşıyorum ve sadece tutabileceğim ve yerine getirebileceğim şeyleri yapıyorum. Daha fazlasını yapmama gerek yok. Keyif alacağım sözler veriyorum. Yapıyorum ama herkesin yükünü taşımama gerek yok. Herkesin kendi yükünü kendine verirsem daha güvende, daha güçlü olurum. Onlar da kendilerini geliştirirler. Ben de rahat ederim. Şimdi kendi şarkımı, kendi türkümü söylüyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Kendimi hayatın doğal akışına özgürce bırakıyorum. 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 Ve güvende oluyorum. Omuzlarımdaki ağırlık, ağrı, boynumdaki ağrı, uyruklarımdaki ağrı kendiliğinden yok olup gitti. Ben hayatı seviyorum. Ayağımı toprağa sapasağlam basıyorum. Ve kendi hedeflerim için emin adımlarla cesaretle ilerliyorum. Ağrıya gerek yok. Ben kendimi çok seviyorum. Artık başkalarının yüklerini taşımak zorunda değilim. Allah kimseye kaldırabileceğinden fazla yük vermez. Geçmiş bitti. Husumet duymama gerek yok. Öfke duymama gerek yok. Dün dünde kaldı. Bugün yeni bir gündür. Dünya kendini yeniledi. Ben de kendimi yeniledim. Sırtımdaki bütün yükü, ağrıyı serbest bıraktım. Serbest bıraktım. Serbest bıraktım. Serbest bıraktım. Serbest bıraktım. Serbest bıraktım. Onlara gerek yok. Onlar azaldıkça ben özgürleşiyorum. Sonunda olması gerektiği gibi ağrım ağrı kalmadı. Hepsi gitti. Ve bu beni sonunda olması gerektiği gibi özgürleştirdi. Evet, şu anda sağlıklıyım. Enerji doluyum. Ağrım ağrı yok. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Dostlarım benim. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Evet dostlarım benim. Bu çalışmayı şu anda bir değerlendirin. Yüzde kaç kaldı? Azaldıysa bir tur daha atın. Bakalım daha ne kadar azalacak. Her attığınız turda daha da azalacak ve sonunda sıfırlanacak. Burada bilinçaltından eski kör inançlarımızı attığımız için nedenler gitmiş olur. Nedenler gittiği zaman da sonuç bertaraf olur. Dostlarım benim. Bu yüzden bu çalışmaları küçümsemeyin. Bu çalışmalarla
her türlü hastalık eğer sağlıklı yapılırsa yenilebilir, yok edilebilir. Bütün hastalıkları kendimize çeken, getiren bizsek, bütün hastalıkları kendimizden uzaklaştırmak da biz yapabiliriz bunu. Hepsini biz yapabiliriz. Onları da biz getirdik. Bizden gitmelerini de biz sağlayabiliriz. Evet dostlarım benim. Bu çalışmalar devam edecek. Ağrılar bölümü yarın daha farklı bölgelerimizde oluşan ağrılar ve onların afirmasyonları ile çalışacağız. Ve bu çalışmaları dediğim gibi sistemli, doğru bir şekilde yaparsanız, buna gün ay demiyorum, yani bu kadar gün yapın demiyorum. Ağrınız sıfırlanana kadar, kimi insanlarda bir seansta, bir turda, kimi insanlarda 5 turda, kimi insanlarda 10 turda geçer. Bu da ağrının kroniklik durumuna göre değişebilir. Ya da benim söylediğim nedenler değil, daha farklı nedenleriniz olabilir. Şu anda burada yaptırdığım genel anlamda bu ağrıların sebeplerini koydum. Bazı insanların özel sebepleri de olabilir dostlarım benim. Bunu da ancak bireysel seanslarda çıkarabiliriz insanlarla konuşunca. Evet dostlarım benim. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.